Herkese tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Tuvalet Part 2 için, yani 5. bölüm Part 2 için gelen layakları inceleyeceğiz. Evet, biliyorum birçoğunuz şu anda teori okuma videosunu bekliyordu, farkındayım. Onu akşama doğru şey yapacağım, yani yükleyeceğim videoya. Daha teorilerinizi okumadım, yani şöyle okumadım. Teori okuma videosunu daha çekmedim ama birkaç tanesinin teorisini okudum ve birkaç tane görselle anlatmak istediğim bir şey var. O halde görsellere geçelim. Şimdi ilk görselimizde bizim Alpha Spearkerman bize elini uzatıyor. Bu yüksek ihtimal, bakın bunun aksini İddia edemezsiniz. O kadar eminim ki. Birisi hatta teorisinde söylemişti bunu. Abi, yukarıda vuran kişi aslında Skibidi Tuvalet değil, bizim ekip, yani bizi asansörden almaya geldiler falan demişti. Onu teori okumada bahsedeceğim zaten o arkadaştan. De bu söylemiş olduğu teori gerçekten doğru, çünkü bakın. Bakın etrafa çok iyi bakın. Asansörün şeyine benziyor, yani o yukarıda bir tane kapak oluyor, yani oyunlarda görmüşsünüzdür illaki. Yani şöyle, bizi kurtarmaya geldiler şu an. Bu Alpha Spearkerman bu arada bize elini uzatıyor. Gelin sizi kurtardık gibi falan, yani o yukarıda vuran kişi aslında Alfalar, yani bizim için gelenler, az söyleyemedim. Kısaca şöyle demek gerekirse bizi kurtarmaya geldiler. Skibidi Tuvalet falan değil. O bizim teorimiz yanlış çıktı. Michael Jackson veya o öbür tuvalet demiştik ama aslında bizi kurtarmaya gelmişler. Biz fazla uzattık galiba cümleyi. Neyse, o halde öbür görsele geçelim. Şimdi bu görselde bizim şu, hatta bu tuvalet için birisi şey demişti. Anne tuvaleti kameraman için. Aslında dikkatimi çeken bir şey var. Bakın iç kısmına bakacak olursanız kahverengi bir kıyafet giyiniyor. Aslında bu bizim Brown kameraman olabilir. Hatta biz hangi teoride o? Geçen teori okumada olabilir, ondan önceki de olabilir. Birisi içeride bizim aslında aradığımız bir şey var falan diyorduk. Ve bu yüksek ihtimal bu o kitap olabilir. Bu kitap muhtemelen bizim Skibidi Tuvaletlerin bütün planlarını içeriyor olabilir. Hatta böyle bir durum Skibidi Tuvalet Multiverse'de de olmuştu. Bizim şu Elite Clockman miydi? Yüksek ihtimal Elite Clockman. Bizim Spearkerman bir tane dosyayı açıp içine baktığı için öldürmüştü. Hatta kameraman da vardı, Pav kameraman. İkisini öldürmüştü. Bu da yüksek ihtimal öyle bir şey. Skibidi Tuvaletlerin planlarından ve ileriki bölümde ne olacağından bahseden bir kitap olabilir yani. Belki de TV Man'lerin amacında olan kitap da bu olabilir. Emin değiliz bu konuda. Arka tarafa falan bakacak olursak şu şey galiba bir ayna olabilir. Ve profesörün kendi kişisel odası da olabilir. Pek emin değilim bu konuda. Şimdi üçüncü görsele bakacak olursak yine bizim her zamanki görmüş olduğumuz şu kapılardan var ve etrafın mavi olması bana şey hatırlatıyor. Half-Life Black Mesa'da, Black Mesa mıydı? Yüksek ihtimal öyleydi, bilmiyorum ama. Half-Life serisindeki bir tane oda işte, yani böyle mavi bir tane bölge vardı, o hangilerdi? Bizim şu mavi giyimli askerlerin olduğu yer olabilir burası. Yani Duffuk biliyorsunuz bazı oyunlardan böyle alıntı yapıyor haritalardan. Daha doğrusu o haritaları kullanıyor. Ve yüksek ihtimalle bizim Alpha Cameraman, Alpha Speakerman bizim ekibi kurtardıktan sonra hep birlikte bu kapıdan girebilirler. Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen profesörün planlamış olduğu daha kötü planlar olabilir yani. Ama şu anda teorisinin %100 olarak doğru olduğunu inandığım şu en baştaki fotoğraf var. Tekrar dediğim gibi burada bizi Alpha Spearkerman bizi kurtarmaya geldiler. O yukarıdan vuran kişiler aslında bunlar. Ve buna tekrardan, yani akşama doğru yükleyeceğim videoda, yani teori okuma videosunda tekrar değineceğim. O yüzden bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Farklı teoriniz varsa ya bu söylemiş olduğum teorilerden yola çıkarak Discord kanalındaki teori okuma kısmını yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.